Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yüreğinizden geçen bütün istekler, isteklerinizin bile ötesinde avucunuzun içine gelsin. Bütün dilekleri alıp kabul edin. Auranıza, bedeninize, yaşamınıza. Her türlü güzellik aksın inşallah. Bugün dedim ki bir hava elementini devreye koyalım. Bir tütsü yakalım. Tüm dilek tutanlar için, dileğim yok, ne çıkarsa bahtıma diyenler için ya da yolum açılsın, blokajlarım çözülsün diyenler için. Hadi bakalım, hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar. Deste seçti. Arkadaşlar, kahve falımız var. Altın tarotumuz var. Klasik tarotumuz var. Melek kartlarımla destek vereceğim. Ve gezegen zarlarımla da size yeni kapılar aralamaya çalışacağım. İnşallah yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni siz yeniden yarattınız. Hepinizi çok seviyorum. Bilgilerimi sizinle paylaşmak, bütün birikimlerimi size aktarmak öyle güzel bir duygu ki. Arkadaşlar, sizden bir şey rica edeceğim. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsanız, ileride meditasyonlar yapacağız. Dünyanın şifalanması için, ülkemizin şifalanması için, bizim şifayı hayatımıza katmamız için benim sizlere bir dizi çalışmalarım olacak. Hep de devam edecek. Yaşadığım sürece bunları devam ettireceğim. Ama daha çok takipçiye ihtiyacımız olacak ve daha çok izlenmeye ihtiyacımız olacak. O yüzden takibe geçebilmem için, keşfete düşebilmem için, herkesin önüne düşebilmek için arkadaşlar, daha çok beğeni ve yoruma ihtiyacım var. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ben yorum yazmak istemiyorum diyenler bir gülücük atabilir, bir kalp atabilir, herhangi bir çiçek buketi atabilir. Yeter ki yorum kısmına bir sembol bırakın, geçin. Bir sembol bırakın, geçin. İster beğenin, ister beğenmeyin ama yorum yapmanızı istiyorum. Ne kadar çok yorum olursa keşfete o kadar çok düşüyoruz arkadaşlar. Bunu bilin. Beğenirseniz de keşfet yazabilirsiniz yoruma aynı şekilde. Mutlaka ben onun mükafatını alacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum yorum bırakanlara. Arkadaşlar, kahve falı var. Altın tarot ve klasik tarot dedim. Kahve falıyla başlıyorum. Kahve falını seçen tüm dostlarımın kısmetleri açılsın. Önündeki bütün engeller kalksın inşallah. Düşmanları çatlasın. Düşmanları dahi dost olsun. Rabbimin kudreti, bereketi üzerlerine olsun. Hadi bakalım, kalbi temiz olan kahve falını seçenler. Kahve demek dostluk demektir. Kahve falını seçtiysen dostluğa çok önem veriyorsun. Benim için de önemli ve değerlisin. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, balık burcundan olabilirsin. Başak burcundan olabilirsin. Ya da ikizler, yay burcu. İkilemde kalmışsın. İki insan arasında bocalıyorsun. Ya da ne bileyim ben, bir olaya bir türlü yön verememişsin. 5 gün, 5 hafta, 5 ay içerisinde yeni bir beni yaratacaksın. Yeni bir seni ortaya dökeceksin. Her şey gönlünce olacak. İki, bir hafta boyunca uğurlu sayın. Ve etrafındaki kavgacı insanlara karşı dimdik ayakta duruyorsun. Yıkılmadım, hayattayım, ayaktayım diyorsun. Evet, şöyle bir alayım. Görüyorsunuz herhalde değil mi? Şimdi arka kamerayla çektiğim için sıkıntı, yani ön kamera sorunsuz ama arka kamerada sıkıntı var. Göremiyorum. İnşallah şöyle profil alıyordur. Arkadaşım,
Şöyle bir bakar bakmaz bir yelkenli gördüm. Hayda, neyin yelkenlisi? Pupa yelken. Evet, dalgalı denizden sağ salim kurtuluyorsun. Bu ekonomik altın doların dalgalanması mı? Vallahi kurtuluyorsun. Sen sapa sağlam işindesin, gücündesin. İşinden olursan bile yeni bir işin hazır. Ve maddi zorlukları aşıyorsun. Zaten dostlarım, bu ekonomik durum sarsacak ama bizi gerçekten kalkındıracak. Olması gerekiyor. Olması gereken olduğu gibi oluyor. Büyük bir kalkınma hamlesi var ve bir yelkenlinin önünde duran birisini görüyorum. Açık denizlere açılıyor ve sıkıntılı süreçleri bir hayli geride bırakmış gözüküyor. Arkadaşlar, şimdi içinizin daraldığı bir konu var. Acaba bana büyü mü yaptırdılar? Aileme nazar mı değdi? Partnerim niye gelmiyor? Yıldızımız mı uyumsuz? İçinde bir vesvese iç içe geçmiş. Ama bunları çözeceksin. Hem de en kısa sürede. Kesinlikle ve kesinlikle niyet ettiğin konuyla ilgili kocaman bir bal arısı gelmiş arkadaşlar. Bal arısı demek her türlü nimete kavuşmak demektir. Arkadaşlar, şu anda maddi olaraktan büyük bir bolluğa kavuşacağımızı söylüyorum. Size bal arısı ya da işte bal ile ilgili bir ritüel yaptıracağım. Bal tasavvufta çok kullanılan bir madde. Zihnimizi temizliyor. Auramızı temizliyor, ortamı temizliyor. Saf bal bulursanız sık sık yiyin arkadaşlar. Her türlü temizliği yapıyorsunuz. Başucunuza bal koyduğunuzda ne mi oluyor? Bir kere sizin zihninizi temizliyor. Geçmişin kalıntılarını tamamıyla zihninizden söküp atıyor. Kesinlikle hepimizin kirlenmişliği var. Bu dünyada olup da kirlenmeyen insan mı kalmış dostlarım? Hepimiz bir şekilde kirleniyoruz. Nasıl? Yani belki maddi olarak, belki birilerinin günahına giriyoruz. Belki birileri bizi kirletti. Mecbur kaldık onlara cevap vermeye. O yüzden balığı baş ucunuza koyuyorsunuz. Allah'ım zihnimi ve zihnimdeki bütün bulanıklıkları temizle. Bulanıklıkları temizle. Zihnimin pencerelerini açıyorum. Oraya sadece hayat giriyor diyorsunuz. Ve bir Sübhaneke okuyorsunuz arkadaşlar. 7 Fatiha, 7 İhlas okuyorsunuz. 7 Felak, 7 Nas. 5 tane. Bir Sübhaneke, 7 Fatiha, 7 İhlas, 7 Nas okunuyor arkadaşlar. Ve başucu da koyuyorsun onu. Küçük bir kavanoz al ama kapalı olsun. Oraya yatıyorsun. Buna istersen 10 gün devam et. İstiyorsan 1 gün yap. İstiyorsan 20 gün yap. İstediğin kadar yapabilirsin. Daha sonra da o balı çıkartıp bir ağacın dibine falan koyuyorsun. Bir çiçeğin dibine koyuyorsun. Yemiyorsun onu. Çünkü senin zihninden çıkan veya aurandaki kirleri almış oluyor. Odadaki bütün negatifi yok etmiş oluyor. Bal ile inanılmaz derecede temizlik yapıyorsunuz. Zihin temizliği arkadaşlar. Bunu yapın. Ve aynı şekilde bakın zihninizin temizlendiğini görüyorum. Bir mağaranın önünde bir peri kızı. Şansınızın açıldığı dönem. Karanlıktan aydınlığa çıkmak istiyorsunuz. Çıkacaksınız hayırlısıyla. Lale görüyorum. Lale tasavvufta Allah'ın semalı. Dev bir lale. Kocaman bir takım duaların, bir takım dileklerin kabul olmuş. Haydi bakalım. Bir an evvel harekete geçmeni bekliyor. Küs olduğum birisi var. Sırt sırta döndüğüm birisi var. Onunla barış yapacağını görüyorum arkadaşım. Şöyle çatallaşmış duygu ve düşünceler var. Gerek koçlarda, gerek terazi, koç ve kovalarda bir düşünce var arkadaşlar. Acaba ben mi hata yaptım? Ne olacak bu işin sonu der gibi. Kesinlikle duygusal bir durum bu. Çözülecek arkadaşlar. Boğa burçlarına, başak burçlarına ve balık burçlarına maddi bolluk akacak arkadaşlar. İkizler burcu, yay burcu ve oğlak burcu. Bireysel dedikodularla uğraşacaksınız. Aman ha dikkat diyorum. Aslan burçlarıyla yay burçları biraz gözyaşı dökebilir. Kovalarla akrepler arasındaki ilişkilerde sıkıntı olabilir ama çözülecek arkadaşlar. Yengeç burçları işlerine dört elle sarılıyorlar. Hem yengeçlerde hem de akreplerde
bir işe sarılma, işi başarma azmi görüyorum. Yay burçları haydi hazırlanın bakalım, yollarınız açılmış gözüküyor. Hayırlı telefonlar koçlara geliyor, ikizlere geliyor ve yengeçlere geliyor. Çok hayırlı telefonlar alacaksınız, düşmanlarınızı yeneceksiniz. Bakalım melek kartları neler söylüyor. Evet, baş melek Haniel coşkuyla atla diyor. Coşkuyla atladığında gerisi gelecek. Hani dedim ya, yelkenli var ve deniz. Gerçekten deniz kıyısındaki bir şehirde oturuyorsan işlerin yolunda. Örneğin İstanbul, örneğin İzmir, örneğin Muğla. İşler yolunda. Ama eğer denizden içeride bir yerde oturuyorsan denizi olan bir şehirden haber aldığını görüyorum. Baş melek Ariel diyor ki önemli bir dönemeçtesin. İlk adımı at. İlk adımı attığında, bir şeye cesaret gösterdiğinde gerisi gelecektir diyor. Ve dostlarım içindeki çocuğu büyüteceğini görüyorum. Lütfen etrafındaki insanlara dikkat et. Seni kullanmalarına izin verme. Saf ve temiz bir çocuk olarak geldin. Çocuk enerjisiyle geldin. Yani çocuk enerjisi dedim, hani kötü anlamda değil. Saf ve temiz bir enerjim var. Etrafındaki iki yüzlülere dikkat et diyorum. Evet, altın tarota geliyorum. Gustav Clement'in arkadaşlar. Evet. Evet. Bir mahkemelik olayınız var. İlk başta mahkeme. Mahkeme deyince soğuk rüzgarlar esiyor herkeste. Mahkemede işimiz olmaz arkadaşlar bizim. Ama işte bazen oldu mu da herkes böyle, acaba ne onun adı, haciz mi geldi? Hele şu günlerde mahkeme deyince herkes hacizden korkuyor. Yok, haciz maciz yok. Bir mahkeme. Bu içinizdeki bir mahkeme arkadaşlar. İçinizde bir hesaplaşma yapıyorsunuz. Bir vicdan hesaplaşması. Acaba ben mi hata yaptım? O mu hatalıydı? Ne olacak bizim halimiz? Teraziler, en başta siz, koçlar ve oğlaklar ve yengeçler. Bir iç hesaplaşma var. Birisiyle sanki vedalaşmışsın. Ya da benim duygularımı öldürdüler diyorsun. Bir iç dünyanda hesaplaşma var. Birisiyle küslük yaşamışsın. Barışıp barışmama konusunda tereddütlüsün. Arkadaşım, barışma. Onu sevgiyle yolla. Gitmesi gereken bu ara gidecek. Arkadaşlar gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gitmesi gerekenler hayatınızdan gidecek. Ve yalnız kalırım, kimsesiz kalırım diye üzülmeyin. Aşk arkadaşın olabilir, aşk yaşadığın kişi olabilir, iş arkadaşın olabilir. Kimse kim? Sana kötülük yapan birisi, seni soğuran birisi. Onu lütfen kaynağına gönder. Ve sen, bakın, ölçüp biçiyorsun, görüyor musun? Vicdan muhasebesinde ölçüp biçiyorsun. Benim bununla hiçbir şeyim uyuşmadı diyorsun. Gerçekten de uyuşmuyor arkadaşlar. Sen belki maddeci birisin, o aşırı derecede çıkarcı birisi. Ve sen birlikte olmaktan zevk alırken o diyor ki hep bana, hep bana, Rabbena. Olmaz böyle. Arkadaşlar, şu anda başınızda tac ettiğiniz birisini ayağınızın altına aldığınızı görüyorum. Bu gerekli ve zorunluydu. Artık dengede kalmanın zamanı. Yüreğinden sevgi kıvılcımları çıkacak. E diyeceksin ki ben sevginin ta kendisiyim. Yüreğim sevgiyle dolu. Yukarıdaki olandan, Rahman olandan sana sevgisini akıtmasını isteyeceksin. Rabbil Alemin, ben sevgi dolu birisiyim ve yukarıdan, melekut aleminden, Rahman aleminden bana ve dünyama sevgi ve ışık aksın diyeceksin. Ve gerçekten şifalanıyorsun. Nefes alıyor, nefesini temizliyorsun. Bu da nasıl bir şey? Artık herkesin maddi kaygılarını dinlemekten, herkesin dedikodularını dinlemekten yorulmuşsun. Artık yeter. Herkes kendi kaderini yaşayacak. Kimse kimseyi çekmek zorunda değil arkadaşlar. Sen kendini düzeltebiliyorsan süpersin. Yani gemisini kurtaran kaptan deyip gününü gün etmeye bak. Çünkü yeterince seni depresyona sokmuşlar. Yeterince seni yalnızlığa itmişler. Aldanma, aldatılma olmuş. O yüzden diyorsun ki Allah'ım, beni aldatanı, beni aldatmaya kalkanı, beni işte yoranı ben
gönderiyorum diyorsun ve sen sevgiyle yeni yoluna, yeni yıllara devam ediyorsun arkadaşım. Evet, baş melek Şamuel diyor ki ben sana hayatın aşkını getireceğim, zihnini temizle. E diyorsun ki sevgili baş melek Şamuel, aşka inanıyorum, aşkı hayatıma çağırıyorum diyorsun. Evet, hep beraber yapalım, aşkı çağıralım mı? Sevgili meleklerim, sevgili baş melek Şamuel, yaşamıma aşkı, yaşamıma ruh ikizimi, yaşamıma ruh eşimi davet ediyorum. Artık beni gelsin, artık beni sevindirsin ve yaşamımda sevgiye yer açıyorum. Buyurup otursun diyorsunuz. Arkadaşlar, yaşamımızda sevgiye yer açmak nedir? Açıklayacağım. Evren boşluk prensibiyle çalışıyor. Bak, şöyle bir boşluk oluşturuyoruz. Buraya bir enerji girebilir. Bakın, dumanı enerji olarak düşünün. Bu enerji girer. Fakat ben burayı doldurursam, burası zihnimle dolu veya yanlış insanla dolu, buraya enerji akışı gelir mi arkadaşlar? Bakın, buradan çıkıyor. Gelmiyor. O yüzden hayatınızda kötü giden bir ilişki varsa, hayatınızda kötü insanlar varsa yer açın, boşluk açın. O boşluğu doğru insan dolduracaktır. Hayatınızda boşluk olmadan dolduramazsınız. Bir başka aşkın üzerine bir başka aşk yaşayamazsınız. Mutlaka birini hayatınızdan çıkarmanız lazım. Kadın ya da erkek, sizlere diyorum ki doğru insan doğru zamanda gelmesi için lütfen yanlışları çıkartın. Geliyorum. Arkadaşlar, evet, zarları atıyorum. Demin zarları attı mı ben? Altın tarotta atmadıysam özür dilerim arkadaşlar. Evet, klasik tarotta zarları atıyorum. Evet, arkadaşlar 11 sayısı geldi. Uğurlu sayınız. İki kişi karşılıklı konuşuyorlar. 11. İki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Birbirleriyle kah anlaşıyorlar, kah ayrışıyorlar, kah birleşiyorlar, kah küsüyorlar. Ama iki kişi bir araya geliyor arkadaşlar. Güneş gibi parladığını, bahtının yolunun açık olduğunu görüyorum. Bekar olanlara hayırlı bir yuva ve rüyası gerçekleşmek üzere olanlara da haydi bakalım bol şans diliyoruz arkadaşlar. Biraz araştırdığında hayatına yeni bir dönemin girdiğini, yeni bir oluşumun başladığını göreceksin. Maddi kaygıların var, bir anda geçecek. Bolluğu hayatıma çekiyorum diyeceksin. İki ayrı yerden gelirin olduğunu görüyorum. Sıkılma, üzülme. Eğer hanımsan bir bey tarafından rahatsız edilmiş olabilirsin. Geçmişten gelen birisi seni rahatsız etmiş olabilir ama onu göndereceksin. Bu kart arkadaşlar, kılıç beşlisi en kötü kartlardan birisidir. Hatta tarotun en kötü kartıdır yani. Böyle denir. Yani birileri sizin hayatınıza müdahale etmek istiyor. Keskin diliyle, tehditleriyle, sıkıntılarıyla onu hayatından gönderiyorsun. Onu yeniyorsun ve bir daha da arkasına bakmadan gidiyor. Onu öyle bir yerde yani knockout ediyorsun ki bir daha da sana yaklaşma cesaretini bulamıyor. Arkadaşlar, şu anda ters giden işler ve geç gelen bir kazanç görüyorum. Elinde sonunda o kazancı elde edeceğini görüyorum. Özgürlüğün kanatlarında uçtuğunu görüyorum. Baş melek Mikail diyor ki negatif enerjilerden kurtuluyorsun ve kutsal olan, kutsal ruh sana yardım ediyor. Arkadaşlar, çocukluk çağında bir yokluk bilinci yaşamışsın. Çocukluk çağında bazı baskılar görmüşsün. O baskılardan dolayı şu anda düzgün ilişki kuramıyorsun. Ya babayla ya anneyle sorunlar yaşamışsın. Fakat o sorunları çözdürüyorsun. Bilinçaltı temizliği yaptığında kesinlikle ve kesinlikle güvensizlik ve sıkıntılı durumlar gidiyor. Baş melek Şamuel ve baş melek Ceremael diyor ki biraz araştırdığında hayatı yeniden yakalayacaksın. Bu seni fazlasıyla mutlu edecek diyor arkadaşım. Kesinlikle mutlu olmak için yaratılmışsın. Mutluluğu hayatına çekiyorsun. Nasıl mı bilinçaltı temizliği yapacaksın? Bir bardak suya okuyabilirsin ya da kendin okuyabilirsin arkadaşım. Bir bardak suyun içerisine 7 defa Fatiha okuyacaksın.
7 defa Amiden Resulü okuyacaksın. 7 kere de Ayetel Kürsi okuyacaksın ve o suyu içeceksin 3 gün boyunca. Allah'ım zihnimin derinliklerinde herhangi bir negatif enerji veya geçmişimden getirdiğim kötü bir karma varsa temizlensin diyebilirsin. Ya da melekler yoluyla istiyorsan sevgili baş melek Haniel, lütfen benim zihnimin derinliklerindeki kırımlarındaki tüm kıtlık bilincini, yokluk bilincini, negatif enerjileri, anne ve babamdan getirdiğim kötü genetik kodları şu andan itibaren temizle diyorsun ve şu şekilde en az 7 dakika duruyorsun. Bağdaş kurabilirsin, koltukta oturabilirsin. Evet, ben hep meditasyonu koltuk üstünde yaparım arkadaşlar. Çünkü bir takım rahatsızlıklarım olduğu için yani ayağımı bir pozisyonda tuttuğumda şey oluyor, ayağımda his kaybı oluyor, tutulma meydana geliyor, kramp giriyor, üstüne basamam yani, saatlerce basamıyorum. O yüzden ben her zaman koltuk üstünde oturarak yaparım meditasyonlarımı. Siz de yapabilirsiniz, sandalyede koltuk üstünde yapabilirsiniz. Bağdaş kurarak oturamıyorsanız eğer. Mutlaka 7 dakika ama hiç kimseyle konuşmamanız gerekiyor. Baş melek Şamuel'den sizin zihninizi temizlemesini isteyebilirsiniz. Kötü genetik kodlardan temizlendiğinizde bereket akacaktır. Arkadaşlar, bana ulaşmak istiyorsanız 0546 481 3506'dır WhatsApp numaram. Fakat sadece mesaj yazmakla olmuyor. Videomu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Başta da söyledim. Yorum yaptıkça keşfete düşme ihtimalim daha kuvvetli. Daha çok insanla devam edeceğiz. Büyük bir aile olacağız arkadaşlar. Lütfen yorum kısmına bir emoji atınız. Bir sembol bırakınız efendim. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Dostça kalın.